devam ediyorlar. Evet, Sayın Züleyha Kalkandelen, size dönmek istiyorum. Şimdi TÜİK'in açıklamaları, Merkez Bankası'nın açıklamaları bir yana, bizim halimiz bir yana. Vatandaşın hali yani. Düz vatandaş diyorum ben bize. Çünkü bizim herhangi bir yana yamanma durumumuz yok. Bir 3-5 maaş alma durumumuz yok. Bir yerlere yerleştirilme, iyi Emeğiyle geçinen olanaklarla insan. yerleştirme imkanımız yok. Milyonlarca emeğiyle geçinmeye çalışan ve bunun için zorlu mücadeleler veren insandan bahsediyoruz ve açıklamalardan. Geldiğimiz nokta neyi gösteriyor sizce? Türkiye'de siyasal İslam'ın Türkiye'yi batırdığını gösteriyor. Çok net. Çünkü öyle bir yönetim var ki şu an herkes de söylüyor. Bir kişinin iki dudağı arasındaki görüşler ve çağ dışı bir takım düşünceler. Yani yüzyıllar öncesinin düşünceleri. İşte Taliban'la inanç konusunda farkımız yoktan tutun, işte NAS'tan çıkın. Her alanda, hemen her alanda Türkiye'deki toplumun kabul etmeyeceği, Türkiye'deki hani anayasada tanımlanan laik, demokratik, sosyal hukuk devletiyle hiçbir şekilde uyuşmayacak Din bize değil, bir biz takım, dine uyacağız denilen tabii bir öyle de dedi, anlayıştan tabii bahsediyoruz. öyle de dedi. Sonuç olarak siyasal İslam, bunların bütün altında yatan nedene baktığımızda AKP'nin siyasal İslam'ı o üniformayı Türkiye'ye giydirme çabası. Tabii ki toplum buna tepki gösteriyor. En büyük tepkiyi Gezi'de gösterdi. Tabii Evet. ki Gezi'de büyük bir toplumsal direniş oldu ve yani o tabii ki bir park ve yeşili koruma düşüncesiyle başladı. Ona tepki olarak başladı ama sonunda gerçekten Türkiye'deki bu toplumun üzerine çöken o diktaya karşı da Bir bir duruş duruş sergilendi vardı, tepki tabii. vardı. O yüzden bir Ve türlü hepimizin söylediği gibi bunu hep söylemeye devam edeceğiz. Türkiye'nin onuru olan bir direnişti. Çünkü halkın kendi iradesiyle ortaya koyduğu bir tepkiydi. Onlar farklı göstermeye çalışabilirler ama hepimiz biliyoruz oraya herkes kendi isteğiyle hiç kimsenin sürüklemesi olmadan, hatta düşünün siyasi partiler bile hani o kadar işin içinde değillerdi. Bir halk hareketi, halk tabii. direnişi olarak gelişti. Ve O. çok barışçıl Ve bir sanıyorum gösterici. ondan dolayı da büyük bir korku yarattı AKP'de. Ondan sonra da bir daha öyle bir direniş olmaması için toplumu çeşitli şekillerde baskı altına almaya çalışıyorlar. Şimdi aslında o günlerden daha da kötü bir durum var. Çünkü ekonomi daha da kötü bir Tabii. duruma geldi. O Sizin de zaman ifade daha ettiğiniz gibi iyiydi şimdi. biraz daha iyiydi ama şimdi çok daha kötü. Artık gerçekten insanlar nefes alamıyor, isyan halindeler. Hani pazardaki durumu sürekli haberlerinizde yansıtıyorsunuz size. İnsanlar hani en temel alışveriş maddelerini bile alamıyor. Yani ki tatile gitmek, şu bu şeyler artık Sosyal aktiviteler zaten Türkiye'de halk için hayal oldu. Ve hani büyük bir mutsuzluk topluma hakim olmuş durumda. Gerçekten hani yurt dışından gelen birçok insan, Türkiye'den bir süre uzak kalmış birçok insan geldiğinde toplumdaki huzursuzluğu çok net gözlemlediğini ifade ediyor. Hani biz içinde yaşıyoruz ama elbette biz de çok yakından hissediyoruz haberciler olarak, gazeteciler olarak ama hani yurt dışından uzun süre buradan uzak kalıp gelenler daha da fazla bunu hissediyorlar. Yani düşünün insanların hani yurt dışında dolar, euro kazanan insanlar bile artık turistlerin Türkiye'yi pahalı bulup Evet. terk ettiği bir ülke düşünün. Yani bırakın Gurbetçiler bile diyor artık. gurbetçiler bile diyor. Böyle bir ortamda ne olacak? Yani buna demokratik tabii ki haklarımız çerçevesinde, demokratik sistem çerçevesinde bir çözüm bulunması gerekir. O nedenle sürekli erken seçim tabii ki söylemi var. Çünkü bu bir yani bu böyle gidemez. Türkiye'de halk bunu daha fazla kaldıramaz. İşsizliğin de giderek artacağını Sayın Toker'in de söylediği gibi düşünecek olursak
Demek ki bu bir noktada artık AKP içinde sürdürülemez bir noktaya gelir. Tamam, bir kişinin iki dudağı arasındaki kararlara göre belirleniyor her şey ama yani... Ve kimse de ses çıkartmıyor ne yazık. Yani Sayın Cem Toker ben AKP'li olsam ama, sesimi çıkartırım dedi ama... AKP'nin içinden de var esasen, o kadar değil. Yani belki AKP'nin o hani öndeki kamuoyunun önündeki isimlerinden elbette onlardan çıkmıyor ama AKP'ye oyunu veren halkın da artık... konuştuğunu biliyoruz. Evet, ben yıllardır AKP'ye oy veriyordum. Lanet olsun diyen diyene. Yani ben o kadar da hani AKP'lileri öyle bir hani çok böyle homojen bir yapı olarak da görmüyorum. Orada da isyan var. Ve onun giderek artmaya başladığını zaten gördükleri için de bu sosyal medyayı işte kısıtlama çabaları var. Çünkü bu bir şekilde bir süre sonra durdurulamaz bir hale gelecek bu isyan. Kiraları bakın yani insanlar artık kendi ülkelerinde ev kiralayamıyor. Evet. Yani bu şartlar altında hani hadi bırakın bir de 3 çocuk diyor hani Erdoğan çıkıp insanlara yahu insanlar evlenemiyor bırak ne 3 çocuğu tek çocuğa da bakamıyor çıkıp evlenemiyor kafede, da. Gençlerimiz bir çay içemiyorlar yani. Çay içemiyorlar yani o kadar düştü ki yaşam standartları. Ben dolayısıyla bunun hani tamam bir süre daha böyle gelir ama bir noktada bence artık kendileri de AKP'nin içinden o çatlak seslerin daha fazla yükseleceğini tahmin ediyorum. Ve bir noktada gidecekler erken seçime. Yani bunun başka yolu yok. Hani siyaset bilimi açısından da yok. Hani demokratik sistem içerisinde başka yolu yok. Dolayısıyla hani çok yakın bir gelecek değilse de bir gelecekte onu göreceğiz bence. Demokratik toplum örgütlerinin sesi daha fazla yükselebilir. Medyanın sesi her ne kadar kısılmış olsa da bizler... Elimizden geleni yapıyoruz, devam ediyoruz ve halkın bilinçlenmesi daha fazla artacaktır her şeye rağmen. Yani bakın tarihte hiçbir şey o kadar geriye gitmez. Yani tamam Türkiye'yi siyasal İslam'da çok hani geriye götürdüler, birçok alanda kaybımız var, 100 yıl geriye gittik diyoruz ama bir yandan da dünya hani artık o eski koşullar gibi değil. Yani bugün bunu kısıtlarsınız Instagram'ı, yarın onu kısıtlarsınız ama bu sefer halkın kendisini başka şekilde ifade etmesi gerekir. O zaman da işte ne olur insanlar sokaklarda belki muhalefete başlarlar. Belki mitingler muhalefet biraz daha hareketlenirse belki... daha fazla ses getirecek yani CHP yapıyor bazı tematik mitingler ama daha fazla daha yani başka. Bence hani adalet odaklı belki daha fazla mitingler belki kampanyalar yapılabilir. Düzenlenmesi belki gerekiyor. Kampanyalar düzenlenmesi gerekir ve gençler susturulabilir gibi değil çünkü onların gelecekten umudu tamamen yok olmuş durumda ve onların isyanı da çok fazla. Yani ben insan onuruna aykırı bir duruma geldiğini Türkiye'nin görüyorum. Ve bir noktada da hani Türkiye sonuçta çok önemli de bir aydınlanma birikimi olan bir ülke. Evet. Hani herhangi bir ülkede değil. Cumhuriyet devrimini yaşamış bir ülke. Ne olursa olsun DNA'sında bu var. Ve bir noktada da halkın sesinin daha fazla çıkacağını tahmin ediyorum. Bu arada bize CHP'nin Milli Savunma Bakanlığı'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu